Türkçe Peri Masalları. Çaydanlık. Evvel zaman içinde çaydanlığa ihtiyacı olan zengin bir adam varmış. Ve antikaya olan düşkünlüğünü tatmin edecek sanatsal bir şey arıyormuş. Bir gün bir kapkacakçının önünden geçerken küçük dükkanın ücra bir köşesinde duran güzel ama oldukça eski bir çaydanlık gözüne çarpmış. Merhaba bayım. Bu çaydanlık ne kadar? Oradaki eski olan mı bayım? Bundan daha iyileri de var. Hayır. Benim istediğim çaydanlık işte bu. Ne kadar? Eskisini istiyorum. Diğerlerinden çok daha ucuz olmalı, değil mi? Dükkan sahibi eski çaydanlıktan kurtulduğu için mutluymuş. Zengin adamın sadece 2 sikkeye almasına izin vermiş. Zengin adam onu evine götürmüş ve yıkaması için uşağına vermiş. Uşak onu evdeki küçük küvete götürmüş ve fırçayla temizlemeye başlamış. Bu işlemi yaparken... aman! O kadar bastırma lütfen! Bu ses de nereden geliyor böyle? Kim konuşuyor? Ve o anda çaydanlıktan 4 tane tüylü ve pençeli ayakla beraber uzun tüylü bir kuyruk çıkmış. Bu nasıl bir kötülük böyle? Merhaba, ben bir Tanukiyim. Beni şekil değiştiren bir porsuk olarak düşünebilirsin. Benim gibiler farklı şekillerde yaşar. Ben çaydanlık olarak yaşamayı seviyorum. Bana biraz nazik davranacak mısın? Zavallı uşak aklını kaçırmak üzereymiş. Rüya görüyor olmalıyım, rüya görüyor olmalıyım. Tanuki uşağı zengin adamın evine kadar takip etmiş. Aldığım o çaydanlık nerede? İşte orada. Rüya görüyor olmalıyım, rüya görüyor olmalıyım. Nereye gidiyorsun? Ben de tam biraz çay istiyordum. O zaman kendim yapmak zorundayım. Adam ocağı yakmış ve çaydanlığı almış. İçine su koymuş ve kaynaması için alevlerin üstüne yerleştirmiş. Aniden bir ses duymuş. Bana iyi davranın lütfen. Ay, bu ateş mi? Tanuki çaydanlığı 4 bacağı ve kuyruğu üzerinde sıçrayarak ocaktan aşağı atlamış ve zengin adamı çok korkutmuş. Nesin sen? Merhaba, ben bir Tanukiyim. Beni şekil değiştiren bir porsuk olarak düşünebilirsin. Benim gibiler farklı şekillerde yaşar. Ben çaydanlık olarak yaşamayı seviyorum. Bana nazik davranacak mısın? Bu bir çeşit kara büyü olmalı. Ne yapacağım ben? Aniden bir ses duymuşlar. Eskiler alırım. Eski eşyalar alırım. Eskiler alırım. Eski eşyanızı alırım. Beni istemiyorsan neden ona satmıyorsun? Tanuki kendini masum ve çaresiz bir çaydanlığa dönüştürmüş. Adam çaydanlığı kapmış ve dışarı koşmuş. Hey, bakar mısın? Bu eski çaydanlığı alır mısın? Vay, bu çok güzelmiş. Teşekkür ederim. O senin olsun. Eskici çaydanlığı sevmiş ve memnuniyetle eve götürmüş. Ve gece olduğunda, uyandığında bakabilmek için çaydanlığı yatağının yanına koymuş. Ama gece o uyurken Tanuki kendi haline dönüşmüş, masadan atlayarak yeni evini keşfetmeye gitmiş. Yerde ilerlerken diğer masanın üzerine sıçramış ve kulübedeki diğer eski eşyaların arasına düşünce büyük bir patırtı kopmuş ve eskici uyanmış. Bu gürültü de ne böyle? Ne? Merhaba, ben bir Tanukiyim. Beni şekil değiştiren bir porsuk olarak düşünebilirsin. Benim gibiler farklı şekillerde yaşar. Ben çaydanlık olarak yaşamayı seviyorum. Bana nazik davranacak mısın yoksa fırçalayıp ateşe mi koyacaksın? Seni ateşe mi koydular? Evet. Çok acıdı. Çok korkunç olmalı. Ama çaydanlıklara genellikle böyle yaparlar. Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Lütfen bana bunu yapma, lütfen. Hayır, seni çaydanlık gibi değil, böyle tutmak istiyorum. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Tanuki ve eskici çok iyi arkadaş olmuşlar. Uzun saatler boyu konuşmuşlar ve şakalar yapmışlar. Ah, keşke daha çok param olsaydı. Seni yanıma alıp dünyayı dolaşırdım. Benim bir fikrim var. Ne? Bak, senin arkadaşınım. Biz ortağız. Bir çadır kur ve şöyle bağır. Buraya gelin, çaydanlığı ve hayatı görmeye gelin. Öyle numaralar yapacağım ki insanlar gözlerine bayılacak. Bana inanmıyor musun? Burada oturmuş, kendini porsuğa dönüştürebilen ve kendine Tanuki diyen bir çaydanlıkla konuşuyorum. Tabii ki sana inanıyorum. Evet ortak. Ve söyleneni yapmış. Eskici bir çadır kurmuş, insanları çağırmış. Buraya gelin, çaydanlığı ve hayatı görmeye gelin. Bazıları gelip çaydanlığın yaptığı muhteşem numaraları izlemiş. Haber yayılmış ve daha çok insan gösteriyi izlemek için koşmuş. Eskici ülkenin dört bir yanında ünlü olmuş. Ve birkaç ay sonra ikili kralın önünde de gösteri yapmış. Yıllar geçmiş ve bir zamanlar fakir olan eskici artık zengin bir adam olmuş. Hey arkadaşım, teşekkür ederim. Bir Tanuki olarak daha iyi bir hayat isteyemezdim. Şimdi istediğimizden fazla paramız var. Artık çalışmak zorunda değiliz. Neden birlikte dünyanın dört bir yanını dolaşmıyoruz? Ne diyorsun? Hayır dostum. İstersen beni götürebilirsin ama ben gelemeyebilirim. Anladığımı sanmıyorum. Ne söylemeye çalışıyorsun? Biz Tanukiler tuhaf yaratıklarız. Sadece birkaç yıllığına şekil değiştirebiliriz. Ardından sonsuza dek o nesneye dönüşürüz. Hayır. Sabah bu saatlerde gitmiş olacağım. Seni özleyeceğim arkadaşım. Senin için yapabileceğim bir şey var mı peki? Sonsuza dek çaydanlık haline gelince beni şehirdeki tapınağa ver. Her gün oraya gelen yüzlerce insana hizmet etmekten mutlu olacağım. Çaydanlık olduktan sonra ocaklardaki ateş bana hiç zarar vermeyecek. Bu Tanuki'nin son konuşması olmuş. Sonsuza kadar çaydanlığa dönüşmüş. Sözünü tutan eskici çaydanlığı tapınağa götürmüş ve oradaki başkeşişe vermiş. Bir zamanlar fakir eskiciyi zengin eden sihirli Tanuki, günümüzde hala orada duruyormuş. Eskici servetinin yarısını fakirler ve şehrin ihtiyaçları için bağışlamış. Hayatını diğerlerine yardıma adamış. Tıpkı Tanuki'nin bir zamanlar ona yardım ettiği gibi. Böyle bir hayatta her şey bir yere kadar sürer. Hayatımızı kaybettiklerimizin peşinde koşarak geçirebiliriz. Ya da Tanuki ve eskici gibi elimizde bulunanları dünyaya yardım ve hizmet gibi anlamlı şeylerde kullanabiliriz.